Çalışma usullerine ve esaslarına gelince bunu çok abartılı buluyor değilim. Yani bu rakamı çok abartılı buluyor değilim. Yani kimlerin kripto olduğunu, kimlerin kendini gizlediğini henüz biliyor değiliz. Eğer bu 1000 rakamı subay nezdinde bu kadar subay yüksek, belki az subay. Tabii subay az subay nezdinde bu kadar yüksek bir rakamsa bu ciddi bir tehlike barındıran durumdur. Bu ülkede darbe yapanların yanına kar kalmaması lazım geldiğini söyleyen bizleriz. Bu darbeyi silahlı yani askeri bürokrasi yaparsa suç olacak da bu darbeyi yargı bürokrasi yaparsa suç olmaz mı? Bugün yapılan doğrudur ve HSYK'nın yaptığı doğrudur ve Türkiye bunu yapanın yanına kar bırakmayacak bir anlayışla karşılamıştır ve bu devam edecektir. Bir taraftan 6-7 Ekim olaylarını kışkırtan bunlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli kendi iktidarı döneminde 2002 Nisan ayında Kenan Evren kürsüsünün Atlantik Üniversitesi'nde açılabilmesi için kendi bulunduğu bakanlığın fonundan 480 bin dolar para yardımında bulunmuş. Bu samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir davranıştır. Bir taraftan ülkede hem sağcı hem solcu gençlerin birbirini katletmesine seyirci kalan bir anlayışı eleştireceksiniz. Bunu gençlerimizin üzerinde oluşturulan bir travma olarak, bir hasar olarak göreceksiniz. Ama iktidara geldiğinizde ilk yaptığınız iş Amerika'da Atlantik Üniversitesi'nde 480 bin dolar 2002 Nisan ayında bir parayı Kenan Evren Enstitüsü'ne orada sağlayacaksınız. Bu meblağ Sayın Bahçeli'nin imzasıyla mı ödenmiş? Sayın Bahçeli'nin imzasıyla ortaya çıkmış. Bunların ne demokraside samimiyeti var, ne insan haklarında samimiyeti var, ne milliyetçilikte samimiyetleri var. İstedikleri zaman HDP'li bir arada oluyorlar. İşte bunların bir üst akıl tarafından yönetildiği aşikardır.